Selamlar dostlarım. Herkesin ihtiyacı olan bilgisayar hızlandırma ve FPS arttırma videosu geldi. En yeni güncel ayarlarla program kurmadan bilgisayarı çıldırtacağız. Videoyu baştan sona izleyip adımları kaçırmamanız çok önemli. Haydi başlayalım. Şimdi size bilgisayarı hızlandıran ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde açılmasını sağlayan bir ayar göstereceğim. Buradan Windows tuşuna tıklıyorsunuz, bilgisayar diyorsunuz, tıklayıp açılan sekmede bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler deyin. Açılan sekmede gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın ve ayarlara tıklayın. Gördüğünüz gibi bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin diyor. Tabii ki de hayır, biz burada en iyi performans için ayarla diyeceğiz. Ama demeden önce size bir farkı göstereyim. Bakın Spotify'ı açayım. Görüyorsunuz bir animasyon var. Yavaş bir şekilde açılıyor. En iyi performans için uygula diyelim. Bakın hızlı bir şekilde tak 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 hızlı bir şekilde açılmaya başladı. Ama tabii bunun eksi bir tarafı var. Gördüğünüz gibi yazılar ince oldu. Bunu ekran yazı tipi kenarlarını düzelt deyip eski haline geri getirebiliriz. Bu yan taraftan istediğiniz ayarları açıp kapatabilirsiniz. Ama size önerdiğim en iyi performans için ayarla. İlk ayarımız bu şekilde. Kankalarım, sizin de bildiğiniz gibi oyunlarda FPS'in olduğu kadar ekipmanların da büyük ölçüde önemi var. İşte burada Habit'in GameNode KB875 de modeli devreye giriyor. Uygun fiyatlı, elit bir klavye hissiyatı veren, oyuncuların dostu bir klavye. Gelin bu klavyeyi beraber inceleyelim. Kutu içeriğimizde ilk olarak klavyemiz ve GameNode sticker'ı ile kılavuzlar karşılıyor bizi. Kutunun alt bölümünde ise klavyenin kablosu var. Buradaki önemli nokta kablonun Type-C bir kablo olması. Ayrıyeten ESC tuşu hoşunuza gitmez ise yedek bir ESC tuşu ve tuşları rahat bir şekilde çıkarabilmeniz için aparat ile geliyor. Biz oyuncular için önemli kısımlardan biri ise klavyenin switchleri. Bu klavye red switch olmasına rağmen tok bir sesi var ve eminim ki bu sesi çok seveceksiniz. Gelelim klavyemizin altına. Burada her iki tarafta olacak şekilde kablo gizleme kanalları var. Ve diğer modellerde de olduğu gibi bu modelde de yazılım desteği var. KB875D'nin yazılımı sayesinde bir sürü renk modu seçebilir, klavyeye makro atayabilir ve istediğiniz tuşu istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Size tavsiyem stoklar bitmeden kaçırmamanız. Bakın bu ayarlar hepimizin yapabileceği basit ayarlar. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Masaüstü temizliği. Masaüstüne gelin, sağ tıklayın, yeni deyin ve yeni bir klasör oluşturun. Klasörün ismini ne yapıyorsanız yapın fark etmiyor. Masaüstündeki bütün dosyaları bu klasörün içine aktarın. Bakın bunu yapmamızın en önemli sebebi siz oyundayken her alt tab attığınızda Windows masaüstünü renderlamaya çalışıyor. Ne oluyor? İşlemciniz boşuna yoruluyor. Tabii ki de biz bunu istemeyiz. O yüzden sağ tıklayıp kişileştir deyip arka planını da değiştirmemiz lazım. Buradan düz renge tıklayın ve siyah renk benim tercihim. Siz ne yapmak istiyorsanız yapın. Sade bir renk kullanın. Şimdi gelelim 3. ayarımıza. Bu en önemli ayarlarımızdan bir tanesi. İlk olarak Google'a açın ve arama kısmına AMD chipset driver yazın. Açılan sekmede 2.'ye tıklayın ve buradan aşağı gelin, chipset yani anakart. Benimki AM4 B450. Siz hangisi ise modelinize göre seçin ve tıklayın. Bakın benimki Windows 10. 11 ise siz 11, 7 ise 7 indirin. AMD chipset driver deyip indiriyorsunuz. Ben indirmeyeceğim çünkü bende var, ben kurdum. Ve indirip kurduğunuz zaman şöyle güç seçeneklerine iki tane ayar geliyor. AMD yüksek performans, AMD dengeli. Bu uygulama bu işe yarıyor. Intel'i bilmiyorum ve bu kesinlikle zararlı bir şey değil. Bu driver gibi bir şey yani. Bu programdan sayılmıyor. Ve ama buradaki en iyi ayarımız, en önemli ayarımız, BIOS'unuzu mutlaka güncelleyin. Anakartın BIOS'u güncel olmak zorunda. Ve anakartınızda Game Boost diye bir özellik varsa mutlaka açmayı unutmayın. Şimdi bir diğer ayara geçmeden önce şunu belirteyim. Ben internetteki bütün videoları izledim. FPS nasıl artar, programsız nasıl FPS artar, bilgisayar nasıl optimize edilir, bütün her şeyi izledim ve sizin için bunları derledim. O yüzden bir like'ınızı alırım ve diğer shortslarım, videolarım hoşunuza gittiyse de abone olmayı unutmayın. Bir diğer ayarımız ise Windows tuşu odaklanma yardımı diyorsunuz, tıklıyorsunuz ve odaklanma yardımı kapalı diyorsunuz. Bundan sonra yapacağımız ayarlar daha önemli. Bilgisayarınızın hızı artacak, bilgisayarınızın açılış hızı bile artacak. Bakın yine Windows tuşu diyorsunuz. Bu artık bizim kilit tuşumuz, onu unutmayın. Arka plan uygulamaları diyorsunuz, açıyorsunuz ve bakın arka planda çok gereksiz uygulama var ya. 3B görüntüleyici ne mesela? Cortana, yok geri bildirim merkezi, yok haritalar. Haritaları kullanıyor musunuz cidden ya? O yüzden gelip arka plan uygulamalarını kapatıyorsunuz. Tabii ki burada bitmedi. Windows çubuğuna gelin, görev yöneticisini açın ve buradan başlangıç deyin. Bakın çok gereksiz uygulama var. Ben çoğunu kapattım. Siz de böyle açık olursa kapatın. Mesela bakın Spotify.
Gelip devre dışı bırakın. Steam devre dışı bırakın. Ondan sonra Steam serisi kalsın. Ben kalmasını isteyeceğim. Buradan gereksiz olan şeyleri kapatın. Epic Games kapattım. Microsoft Edge'i kapattım. Gereksiz olan bütün şeyleri kapatın. Yöneticiyi kapattık. Buradan bilgisayarı açıp disk temizliği yapacağız. Bizim için önemli olan hard diskler. Tabii Windows'un kurulduğu yer çok da önemli. Bakın benim alanım yeterince var. Ama sıkıntı çekenler için buradan program ekle veya kaldır diyeceksiniz. Buradan neye göre yapalım? Boyuta göre sıralandıralım mesela. Valorant diyor. Tabii biraz hatalı gösteriyor. Ona inanmayın da. Buradan gereksiz şeyleri kaldıracaksınız. Ben hepsini kullandığım için şu an kaldırmıyorum. Ve bunun devamında Windows Ray deyip buraya temp yazacaksınız. Devam diyeceksiniz. İçindeki bütün dosyaları silin. Ben yeni sildiğim için içinde pek fazla bir şey yok. Atla diyeceksiniz silinmeyenleri. Ondan sonra bir ayarımız daha var. Buraya yüzde temp yüzde, bakın iki başına da yüzde işareti koyuyoruz. Yine tamamlayın. Açılan yerdeki bakın burada bayağı bir dosya varmış. Buradaki bütün dosyaları şöyle kontrol A. Silinmeyenleri atlayın, çok şey yapmayın. Sonra gelip her yeri kapatın, çöp kutusunu da boşaltın. Bitti. Yerimiz daha çok açıldı. Kaç GB yerimiz açıldı? 2 GB yerimiz daha açıldı. Daha bitti mi? Bitmedi. Şimdi şuraya gelin, şu ok tuşuna tıklayın. Ve mesela arkada ne açık? Steam açık. Steam'i kapatın. Discord açık. Discord'u kapat. FBSN bütün uygulamaları kapatın. Spotify açık. Gereksiz kapat. Başka ne kaldı? Valorant kaldı. Güvenlik duvarı falan kaldı. OBS falan kaldı. Bunlar şu an video çektiğim için gerekli şeyler. O yüzden bunlar kalsın. Siz gördüğünüz her şeyi kapatın. Oyun oynarken bir anda droplar yemeye başladıysanız, FPS'iniz düşmeye başladıysa büyük ihtimalle güncelleme gelmiştir. O yüzden en başından beri dediğim gibi güncelleştirin bilgisayarınızı. Windows tuşuna tıklayın. Gün yazın. Çıkana tıklayın. Ve buradan denetle deyin. Eğer güncelleştirmeniz varsa kesinlikle yapın. Bu burada kalsın. Ayrıca ekran kartı için de benimki Nvidia. Nvidia GeForce Experience'a girin ve buradan sürücüler deyin ve kontrol edin. Benimki kurulu diyor. Bu adımları mutlaka yapın. Bilgisayarda yaptığımız bütün hamleleri, klikleri, oyun içi görüntüleri falan her şeyi kaydeden Xbar Game var. Xbox Game var var. Windows diyorsunuz, oyun çubuğu kısa yolları var. Tıklayın, açılan sekmeye direkt kapata basın ve buradan Xbox konsol yardımcısına tıklayın. Ve sizde açıksa oturumu kapatın. Ben indirmemişim. Kullanmıyorum zaten. Bir ayarımız daha var. Windows tuşuna yine tıklıyorsunuz. Oyun yazıyorsunuz ve oyun modunu aça tıklıyorsunuz. Burada açılan sekmede oyun modunu açık yapıyorsunuz. Bir ayarımız daha var. Chrome'u açıyorsunuz. 3 noktaya tıklayın. Ayarlar deyin. Ve buradan sistem deyin. Bakın Google Chrome kapandığında arka plan uygulamalarını çalıştırmaya devam et. Bunu kapatın. Genelde bütün oyuncular Chrome kullanıyor. O yüzden Chrome'dan gösterdim. En sonunda geldik videonun en önemli ayarına. Ekran kartı ayarları. Ben Nvidia kullanıyorum. Şöyle sağ tıklayıp Nvidia denetim masasını açın. Görüntü ayarlarına tıklayın. Ben size burada hikayeyi anlatayım. Bakın benim tercihim kullanımda gördüğünüz gibi görüntü hayvan gibi kaliteli. Ama oyun çok fena kasar. Şunu performans yaptığımız zaman bakın görüntü biraz daha pikselleşti, keskinleşti. Kalitesi düştü ama ne oldu? FPS'iniz arttı. Yani olay bu. Kısacası yapacağımız olay bu. Şimdi gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan deyin. Beni oraya götür deyin. Ve burada benim ayarlarımı yapın. Mesela benim yaptığım ayarlar ne var? OpenGL performansı tercih et. Güç yönetimi modu bakın. Maksimum performansı tercih et. OpenGL görüntü oluşturma GPU'su. GTX 1660 süper. Yukarılara gidelim biraz daha. Mesela kapalı kapalı. Otomatik kapalı. CUDA GPU'lar tümü. Şöyle teker teker bakın mesela bir yerde bir şey kalmış. 900 kalite. Bunu ne yapıyorsunuz? Yüksek performans yapıyorsunuz. Ardından biraz daha inceleyelim. Tamam, ayarlar bu şekilde. Sonra uygula diyorsunuz ve oldu. Ayarlarımız oldu. Siz yavaş yavaş durdurup izleyin. Ben sizin için aşağıya kaydırayım. Bütün ayarlarımız bitti. Şimdi en heyecanlı kısma geçeceğiz. FPS testi. Arkadaşlar şimdi FPS testine geçmeden önce oyun içi ayarları göstereyim. Ayarlara gelin. Ayarlar deyin tekrardan. Görüntüye gelin. Grafik kalitesine tıklayın ve her şeyi kapalı yapın. Düşük yapın. Hiçbiri yapın. Benimkinin aynısını yapın. Ve yukarıda çok izlekli görselleştirme var. Bunu mutlaka açık yapın. Ve genele gelin. Genelden Nvidia Reflex düşük gecikmeyi açık artı takviye yapın. Sonra yine yukarıdaki genele tıklayın. Ve burada beta saf giriş süresi var. Bunu da açık yapmayı unutmayın. Evet, oyun içi ayarlarımız bu şekilde. Şimdi FPS testine geçelim. Evet, şu an oyuna girdik ve arkadaşlar 370 FPS'i gördüm. Bakın biraz hareket edelim. Şu an FPS'imiz 250-300 arası dolaşıyor derken. Evet, sana adam vurdu bizi. Şimdi bakalım biraz daha dolaşalım. 300 FPS, şu an hareket ediyorum bu arada, durmuyorum. 320 FPS'i falan gördüm. Tabii map'in her bölgesinden bölgesine fark ediyor. Bunları biraz vuralım. Heh, ölün siz bir. Mesela şöyle bir şey denemek istiyorum. Gidip yere bakacağım. Kaç FPS'i görüyorum? Da yere mi baksam? Yere bakayım en iyisi. Vurmayın ya. Bakın yere bakıyorum ve 350 FPS'i gördüm şu an. Yani size şöyle anlatayım. Ryzen 5 3600 ile 350 FPS Valorant'ta pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar FPS değerlerini gördünüz. Bence gayet başarılı ayarlar yapmışız. Bilgisayarı gayet iyi bir şekilde optimize etmişiz. Ve farklı programlar kullansaydık bu FPS değerlerinin daha fazla üstüne çıkabilirdik. Yani programsız bir şekilde olmasına rağmen ben şu an bu bilgisayarıma 240 Hz
monitör bile bağlayabilirim. Arkadaşlar siz kaç FPS aldınız? Ayarlar size ne kadar işe yaradı? Çünkü her bilgisayar her bilgisayara fark eder. Siz neler yaptığınızı yorumlarda belirtin. Ve bu FPS arttırma videosundan sonra bir like'ınızı bir aboneniz alırım artık. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.